Değerli basın emekçileri, Türkiye yangın yerine dönmüş. Hukuk tamamen yok edilmiş bir noktada. Hukuksuzluk devam ediyor ama bizim dokunulmazlığımız kaldırıldıktan sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminde 252 cana mal olan bir darbe gerçekleştirildi. Bu darbe girişiminden sonra biz parlamentoda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında bu darbe gerçekleşseydi bu darbenin siyasi ayağı kim olacaktı diye 21 soru sordu. Parlamentoda grup toplantısında yaptığı konuşmada 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağının açığa çıkartılmasını talep etti. Daha sonra bu soruları biz MYK üyeleri olarak, ben genel başkan yardımcısıydım o dönem, bir kitapçık haline getirdik ve kamuoyuyla paylaştık. Soru çok açık ve netti. Bu darbe gerçekleşseydi bu darbenin siyasi ayağı kim olacaktı? 252 cana mal olan binlerce insanın gazi olduğu bir olayda siyasi ayak ortaya çıksın diye sorular sorduk. Biz bir milletvekili olarak, bir siyasi parti olarak bu soruları sormayacaktık da ne yapacaktık? Şimdi Ankara'da 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu soruları niye sordunuz? Sanırım bu kitap niye basıldı sorularıyla muhatap olacağız. Yargılanması gereken biz değil, 252 cana mal olanlardır. Yargılanması gereken bu darbenin ana unsuru, gerçek sanıklarıdır. Ama şu ana kadar darbenin gerçek sanıkları açığa çıkartılmamış. Bu yargılama, bizi yargılayanlar dönüp 252 canın kastedenleri bulup açığa çıkartmaları gerekiyor. Biz bu soruyu sormaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? FETÖ'nün siyasi ayakları açığa çıkana kadar bu soruları soracağız. Soru sormak bizim görevimiz, yanıt vermek de mevcut siyasal iktidarın görevidir.